yeryüzünde doğal olarak oluşan ağır bir metal. Civa. Sanayide de yaygın olarak kullanılıyor. Ancak hem insan hem de doğa için son derece zararlı bir madde. Ve ne yazık ki çoğumuz günlük yaşamda bunun farkında değiliz. Hastalandığımızda ateşimizi ölçmek için kullandığımız termometrin ucunda civa vardır. Eğer termometre kırılırsa içerisindeki metal küçük toplar halinde ortama dağılır. Bu toplar göründüğü kadar masum değildir. Çünkü civa bir zehirdir. Civa bulunan ortamdaki havayı solumakla zehirlenmeye başlarız. Özellikle halı gibi temizlenmesi zor yüzeylere dağıldığında iş daha da zorlaşır. Civa, herhangi bir nedenle evdeki eşyalara bulaşmışsa evi havalandırın. Evdeki kişileri açık havaya çıkarın. Bulantı, kusma, ishal, ağızda metalik tat ve salya artışı civa zehirlenmesi bulgularındandır. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Civa ne yazık ki süpürüldüğünde bizi terk edecek kadar basit bir toz değildir. Elektrik süpürgesi yüzeyden aldığı civayı tekrar havaya vererek sorunu daha da büyütür. Bu işi kesinlikle elektrik süpürgesi kullanmadan yapmalısınız. Civayı döküldüğü yerden elinize giydiğiniz plastik eldivenin ucuyla bir kağıt parçası üzerine toplayarak temizleyin. Halıların tüyleri arasında civa kalmamasına dikkat edin. Daha sonra topladığınız civayı mümkünse tıbbi atık deposuna, değilse ekim yapılmayan yerdeki toprağa derin bir şekilde gömerek yok edin. Eğer civayı evinizden tam olarak uzaklaştıramaz ve fark etmeden solursanız, hemen zehirlenme bulguları görünmese bile uzun vadede yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, yürüme güçlüğü, cilt döküntüleri, konsantrasyon güçlüğü gibi problemler yaşayabilirsiniz. Çocukları ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek, önlem almak için ailelere ve öğretmenlere büyük görev düşer. Öğrencilerin civayı oyuncak olarak kullanmaması ve okul dışına çıkarmaması için gereken koruma önlemleri alınmalı, okullarda açıkta civa bulundurmamaya dikkat edilmelidir. Civa oyuncak değil, bir metaldir ve zehirler.